Hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bütçenin geneli üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sabah Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Açıkel gerekli itirazları ve açıklamaları yaptı. Ben de seçim bölgem olan Adıyaman'la ilgili birkaç hususu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan, Adıyaman OSB'de çok ciddi bir yer sorunu var. Adıyaman, sizlerin de takdir edeceksiniz ki 6. bölgeye geçti, alındı, teşvikte 6. bölgeye alındı. Biz Adıyamanlılar yatırımcı beklerken gelen bütün yatırımcılar o seviyedeki yer sorunu nedeniyle hiçbir yatırım yapmadan çekip gidiyorlar. Şu anda Adıyaman'ın en temel kronik sorunların başında o seviyedeki yer sıkıntısı geliyor Sayın Bakanım. Bu konuya ilişkin sizlere defalarca soru önergesi de verdik. Hatta OSB'ye tahsis edilmesi için 2757 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte koordinatları belirtilen bir orman alanı OSB'ye tahsis edilmek üzere aslında ayrıldı. Ancak ne hikmetse bu yerle ilgili bugüne kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı. Size sormuş olduğum soru önergesinde Adıyaman OSB'nin yönetim kurulu başkanı bu konuda bir talebinin olmadığını söylüyorsunuz. Biz OSB'yle yapmış olduğumuz görüşmelerde burası zaten bize tahsisliydi. Bu konuda biz gerekli müracaatlarımızı yaptık ancak bürokratik engeller nedeniyle bu sorun çözülmür diyorlar. Velhasıl ortada bir sorun var Sayın Bakan. Bu OSB sorununun çözülmesi gerekiyor. Bütün Adıyaman halkı, Adıyaman'ın sanayicisi, iş insanlarının tamamı OSB'deki bu yer sorununun çözülmesini istiyorlar. Çünkü Adıyaman'a yatırım yapmaya gelen sanayiciler, iş adamları yer bulamadıkları için geri çekiliyorlar. Adıyaman işsizlikte gerçekten üst seviyede işsizliğin olduğu bir gap ili. Eğer biz bu yer sorununu bugüne kadar sizler çözmüş olsaydınız belki bugün işsizlik bir nebze çözülmüş olacaktı. Adıyaman'ın gençleri, çalışmak isteyen bütün emekçileri, sanayicileri yer sorununun çözülmesini sizlerden bekliyorlar. Bir de Sayın Bakanım, biliyorsunuz Adıyaman GAP kapsamındaki iller arasında. GAP'la ilgili de bugüne kadar maalesef sizler defalarca GAP eylem planlarını açıkladınız. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı GAP'ı bitireceğini söylemişti. Ancak bugüne kadar AK Parti hükümeti olarak GAP'taki projeleri tamamlayamadınız. GAP kapsamında da Adıyaman'ımıza yeterli kadar kaynak aktaramıyor Sayın Bakan. GAP'tan, işsizlik fonundan, başka fonlardan parayı aktarıyorsunuz. Ancak bu paralar nereye harcanıyor Sayın Bakan? Buna ilişkin de bir açıklama yaparsanız hem kamuoyu hem de bizler de bilgilenmiş olacağız. Sayın Bakan, bir de sizin bakanlığınızdan önce özellikle 2015 yılında İsveç'ten 40 milyon euro karşılığında SAB'a ait sedan, vagon, kup ve SUV modelleri olmak üzere 4 tane modelin fikri mülkiyet hakları satın alındı. Ve bu araçlar kamuflajla bir şekilde tıra yüklenerek Türkiye'ye getirilmişti. Biz o görüntüleri hepimiz hatırlıyoruz. Daha sonra 2017 yılında TÜBİTAK yapmış olduğu çalışmada bu projenin tamamen hatalı olduğunu ve rafa kalkması gerektiğini söyledi. Ve buraya da 47 milyon euro bütçeden para aktarılmıştı. Ne oldu? Bu paranın akıbetini sordunuz mu? Bu paranın hesabını kim verecek? Ve bu araçların akıbeti ne oldu Sayın Bakan? Bunun konuda da bir açıklama yaparsanız çok memnun olurum. Sayın Bakan, bir de Covid sürecinde Adıyaman'a yapmış olduğunuz bir ziyareti çok iyi hatırlıyorum. Özellikle Covid aşısıyla ilgili Adıyaman'daki bir işletmeden üretim yapılacağını söylemiştiniz ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştınız, müjdesini vermiştiniz. Daha sonra ne olduysa, hangi gizli eller devreye girdiyse Adıyaman bu yatırımdan mahrum bırakıldı ve bu yatırım Adıyaman'da yapılmadı, başka illere kaydırıldı. Siz Adıyaman'a neden bu haksızlığı yaptınız Sayın Bakan? Oysa ki Adıyaman'daki tesis, Adıyaman'daki firma aşı üretmek için bütün koşulları yerine getirmişti ve sizler de bunu yerinde incelemiştiniz. Neden Adıyaman'ın bu hakkını başka bir ile aktardınız? Adıyaman kamuoyu bunu da merak ediyor. Yani bu konuda da gerekli açıklama yaparsanız teşekkür ederim. Bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel. Sayın İbrahim.